Bildiğiniz gibi Türkiye'de şu anda bir yandan ölümler, savaş ve çatışma süreçleri devam etmekte. Bir yandan ölüm haberleri gelmekte. Bir yandan güvenlikçi politikaların tahkim edilmeye çalışıldığı diplomasi faaliyetleri yürütülmekte. Bir yandan da 2024 yılının Nevruz'u bütün Kürt illerinde, bütün Türkiye'de, Orta Doğu'nun her yerinde köylere kadar barış taleplerini dile getiren bir, özgürlük taleplerini dile getiren bir ortamda sürmekte. Tabii ki çeşitli baskılar da gündeme gelmekte ama halkımız ya da halklar Nevruz'u her zamanki rengiyle, her zamanki coşkusuyla kutlamaya devam ediyorlar. Biz de böyle bir ortamda bir barış konferansı Diyarbakır'da düzenledik. Sizler de yakından takip ettiniz biliyorum. Bunda zaten yankılarını basında, kamuoyunda gördük. Yani barış talebinin aslında güncel bir talep olduğunu bu topraklarda savaş politikalarına, güvenlikçi politikalara inat, barışın da bu topraklarda yüksek bir sesle dile getirildiğini tanığı olduk iki günlük bir konferansta. Tabii ki savaş ve güvenlikçi politikaların yol açtığı toplumsal sorunlar da var. Bu sorunların başında ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, basın özgürlüğü, yine hukukun rafa kaldırılması gibi süreçler yaşanıyor bildiğiniz gibi. Ama bir yandan da barışın sesini yükseltmeye çalışan da bir toplumsal kesim var. Biz de İnsan Hakları Derneği olarak barışın yükseltildiği, barış taleplerinin yükseltildiği bir toplumsal kesim içerisinde yer alıyoruz. Dolayısıyla İnsan Hakları Derneğimiz 1986 yılından bu yana ısrarla, inatla barış talebinden vazgeçmedi. Çünkü barışın yaşam olduğunu biliyoruz. Barışın özgürlük olduğunu biliyoruz. Barışın insan hakları olduğunu biliyoruz. Barış ortamlarının insan haklarının daha da geliştiği ortamlar olduğunu biliyoruz. Bu nedenle barışı savunmaya devam ediyoruz. Dünyadaki en yüksek Kürt nüfusunu sınırları içinde barındıran Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz tamamlanan bir asırlık siyasi tarihine bakıldığında kuruluşundaki tekçi anlayışın 100 yıl boyunca şekil değiştirerek istikrarlı bir biçimde devam ettiği görülmektedir. Bu anlayış özellikle hakim Türk kimliğine mensup olmayanlara yönelik inkar, yok sayma ve asimilasyona dayalı bir iktidar anlayışını yerleşik kılmakla beraber esasında tarihin olağan akışı içerisinde gerçekleşmesi beklenen Cumhuriyet'in demokratikleşmesi sürecine daima engel olmuştur. Cumhuriyet tarihi kuruluşundan bugüne demokrasisinin ve çoğulculuğun tarihi olması gerekirken dini ve etnik azınlıkların yok sayıldığı, tek parti yönetimlerini askeri darbeler, olağanüstü hal dönemleri, hukuk dışı yargı uygulamaları ve demokrasinin mütemadiyen askıya alındığı bir tarih haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt meselesini hak temelli çözümü yerine antidemokratik uygulamalarla baskılamasına dayanan tutumu, şiddeti de kaçınılmaz kılmış ve meseleyi büyüterek bugüne kadar getirmiştir. Nitekim yaklaşık 40 yıldır PKK ile Türkiye Devleti arasında süregelen çatışma hali bütün can yakıcılığıyla halen devam etmektedir. Öte yandan Kürt meselesinin çözümü konusunda dönem dönem bazı girişimler olsa da meselenin çözümüne dair gerçekçi politikalar ortaya konamamıştır. Son olarak 2013-2015 yılları arasında kamuoyunda çözüm süreci olarak adlandırılan dönemde her ne kadar çatışmalar durmuş ve toplumda kısmi bir rahatlamanın yaşandığı gözlemlenmiş ise de bu süreçte dünyadaki çatışma çözümü örneklerine benzer mekanizmalar ve yasal düzenlemeler oluşturulmadığı için 24 Temmuz 2015 tarihinden başlayan çatışmalar şiddetlenerek halen devam etmektedir. Aradan geçen 8 yıllık dönemde meselenin çözümsüzlüğünün bir sonucu olarak on binlerce can kaybının yanı sıra ifade ve toplanma özgürlüğü, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, siyasete katılım hakkı ciddi yara almış ve otoriterleşme yerleşik bir hale gelmiştir.
Bir yandan sivil siyasetin önü kayyum uygulamaları, gözaltı ve tutuklamalarla tıkanırken, öte yandan Kürt meselesinin çözümünde etkisi devlet tarafından da kabul edilen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmeleri engellenerek diyalog zemini tamamen ortadan kaldırılmıştır. Kurulduğu günden beri barış hakkını savunan İnsan Hakları Derneği, Kürt meselesinin çözümüne dair hak temelli çalışmalar yürütmekte ve bu çalışmalardan edindiği sonuçları tüm muhataplar ve paydaşlarla paylaşmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz ve oturumlar evresini tamamladığımız Kürt meselesinin çözümü ve barış konferansı, İnsan Hakları Derneği'nin barışa dair yürüttüğü en güncel çalışmasıdır. Barış konferansı, gelinen aşamada Kürt meselesinin çözümsüzlüğündeki ısrarın topluma verdiği zararı tespit etmek, siyasetin bu konudaki farkındalığını sağlamak ve çözüme dair fikir üretmek adına gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda birçok akademisyen, yazar, sivil toplum örgütü mensubu, hak savunucusu, gazeteci ve siyasetçi bir araya getirilerek Kürt meselesinin demokratik çözümüne dair perspektif oluşturulmaya çalışılmıştır. Konferans içeriği ve programı hazırlarken özellikle bugüne kadar çözüm girişimlerinin başarısız olma sebepleri, farklı toplum kesimlerinin olası bir süreçte alabileceği roller, kadınların barışa dair çalışmalardaki temsiliyeti, siyasi partilerin çözüme dair sorumlulukları, sivil toplumun barış konusundaki önemi ve çatışma çözümündeki dünya deneyimleri üzerinde durulmuştur. Diyarbakır'da gerçekleştirdiğimiz barış konferansı, barışa dair bir özlemin tezahürü olarak toplum ve basın tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştır. Kürt meselesinin çözümü ve barışa dair toplam 6 oturumda oluşan konferans boyunca özellikle Kürt meselesiyle dünyadaki çatışma çözümü deneyimlerinin benzer ve farklı yönleri, olası barışma sürecinde kadınların, sivil toplumun ve dini grupların sürece katılmalarının önemi, barış mücadelesine her şart ve koşulda devam edilmesi gerektiği, Kürt meselesinin çözümünde önemli bir aktör olan PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki devam eden tecrit uygulamaları, Kürtlerin farklı kesimlerinin kendi aralarındaki birlik ve diyaloğunun önemi, çözüm girişimlerini sekteye uğratan hatalar ve politikalar, Kürt ve muhalif siyasetçilerin yargısal ve fiili uygulamalar ile siyaset yapmalarının engellenmesi, çatışma sürecine dahi taraflar arasındaki diyaloğun önemi, Kürtçenin Kürt meselesine dair taşıdığı değer, Kürt meselesinin Türkiye demokrasisiyle bağı, Türkiye dışındaki bölgelerdeki Kürtlerin mevcut durumu, siyasi partilerin çözüme dair atabilecekleri acil adımlar, çözümsüzlüğü besleyen şiddet politikaları konuları üzerinde yoğun tartışmalar gerçekleşmiştir. Bu çerçevede Kürt meselesine dair barışın sağlanamamasına sebep olan sorunlar ise şu şekilde tespit edilmiştir. Siyasi partilerin Kürt meselesinin çözümüne dair diyalog zemini oluşturamamaları, Kürt meselesinde askeri yöntemler ve güvenlikçi yaklaşımların kullanımının konusunda ısrarcı tutum, şiddet politikalarının barış zemini oluşturmadaki engelleyici etkisi, Kürt meselesinde önemli bir aktör olan Öcalan üzerinde devam eden tecrit politikaları, İktidar partileri açısından bir asırlık bir mesele olan Kürt meselesinin çözümüne kısa vadeli politik çıkarlara tercih edilmesi, çözüme dair girişimlerde ön hazırlık gerçekleştirmeden ve yasal çerçeve oluşturulmadan hareket edilmesi, şiddeti besleyen söylemlerin olağan hale gelmesi ve güncel politikayı belirlemesi, Kürt meselesinin siyasi boyutunun yanında insan hakları perspektifinin göz ardı edilmesi, sivil toplumun barış talebine dair süreçlere katılımındaki eksiklikler şeklinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda konferansın tüm oturumları boyunca gerçekleşen tartışma ve aktarımlar sonucunda Kürt meselesinin çözümü ve barış ortamının sağlanmasına dair önerileri aşağıdaki gibi sıralamış bulunmaktayız. Kürt meselesine dair özgür bir tartışma ortamı yaratmak adına başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Çatışmanın tarafları arasındaki müzakereyi mümkün kılacak bir diyalog mekanizması kurulmalı, kalıcı bir barış ortamını sağlamak için çatışmasızlık hali sağlanmalıdır.
siyasi partiler Kürt meselesinin çözümüne dair niyet ve programlarını açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Abdullah Öcalan'ın sürece dahil olabilmesi için kendisi hakkında uygulanan tecrit politikalarına son verilmelidir. İnsan haklarına dayalı, çoğulcu, kapsayıcı ve sivil bir anayasa çalışmasına ivedi olarak başlanmalıdır. Kürtlerin seçme ve seçilmeyle temsil hakkını ortadan kaldıran, başta kayyum uygulamaları olmak üzere antidemokratik tüm uygulamalara son verilmelidir. Sivil toplum örgütleri ve baroların çözüme dair etkin rol almasının önündeki engeller kaldırılmalı, gerçekleştirilen barış konferansı tarzında çalışmalar yapılmalıdır. Kürt meselesinin demokratik yöntemlerle çözümü için Kürt ve muhalif siyasetçilerin siyaset yapmaları önündeki engeller kaldırılmalı, sivil siyasetin önü açılmalıdır. Kürtçenin hayatın her alanında kullanımı önündeki tüm engeller kaldırılmalı, Kürtçenin Kürt meselesi bağlamındaki önemi göz önünde bulundurulmalıdır. Kürt meselesinin çözümünde dünyadaki çatışma çözümü deneyimlerinden yararlanmalı, Türkiye'nin çözüme dair girişimleri ve deneyimleri yeniden gözden geçirilerek özgün koşullara uygun yeni mekanizmalar ve yasal çerçeveler oluşturulmalıdır. Barışa dair yapılacak her türlü çalışmada kadınların eşit temsili sağlanmalı, sürece katılımları önündeki engeller kaldırılmalıdır. Savaş mağduru toplumlar arasında uluslararası dayanışma güçlendirilmelidir. İnsan Hakları Derneği olarak barış konferansımızın sonuç bildirgesi aynı zamanda muhataplarına bir çağrı dilini getiriyor. İnsan haklarının ancak barış ortamında mümkün olacağı vurgusuyla barışa ve çözüme dair çalışmalarımızın devam edeceğinin tüm kamuoyu tarafından bilinmesini talep ediyoruz. Son söz olarak herkes için barış, barış hemen şimdi diyoruz.